gördüğünüz gibi deve kervanı. Çok ilginçtir. Sistem aslında değerli dostlar, bakınız, birerli kol sistemi. Askerlik yapanlar bilirler. Ama bu sistem 7 milyon yıllık, biliyor musunuz? Primatlardan itibaren gelir bu sistem. En önde alfa erkek vardır. Onun gittiği yerden gidilir. Onun bastığı yere basılır. Hiç kimse o izden sapmaz. Peki o ölüme gidiyorsa? Arkadakiler de ölüme giderler. Van'da yaşanan koyun felaketini hatırlıyorsunuz değil mi? En öndeki koyun uçurumdan atlayınca arkadakiler de sanki talimat, şimdi alfa koyun atlayınca, yani koyunların şeyhi atlayınca arkadakiler de hep beraber atlamışlar. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla efela yenzurune ilel ibli keyfe hulikat. Aslında devenin yaratılışına bakmamızı isteyen Kur'an bize yaratılışa bakmamızı söylüyor demektir. Yaratılış. Ankebut 20 de öyle söylüyordu. Her şeyin yaratılışına. Neden? Çünkü yaratılış sebeptir. O yaratılışın bir sebep olarak görüp doğru okursanız, bu davranış o yaratılışın neresinde? Bu davranışla yaratılış arasındaki sebep-sonuç ilişkisi nedir diye sorarsınız. Fıtratı o zaman merak edersiniz. Devenin bir fıtratı var, insanın bir fıtratı var, toprağın bir fıtratı var, yerin göğün bir fıtratı var, suyun bir fıtratı var. Fıtratını çözerseniz onu doğru yerde kullanırsınız. Demirin fıtratını öğrenen, demirin kaç derecede eriyeceğini, nasıl çelik olacağını, içine neyi, hangi alaşımı katarsak, hangi neye dönüşeceğini daha iyi bilir değil. Metalurji aslında bu ilim değil mi? Onun için bir şeyin fıtratını bildiğinizde o şeyi tam kapasite kullanabilirsiniz. İşte aslında bu. Deve ve hurma. Deve demiştim, aslında bedevinin bir parçası değil. Bedevi devenin bir parçası. Arasında simbiyotik bir ilişki var. Nedir? Simbiyotik ilişki biliyorsunuz, ikisinin de karşılıklı birbirine bağımlı olduğu ilişki. Arap devesiz yapamaz. Bedevi. Deve de bedevisiz yapamaz aslında. Devenin bölgeye 5000 yıl önce geldiği düşünülüyor. Afrika'dan geldiği düşünülüyor. Ama ilginç bir hayvan. Ayakları kuma batmayacak şekilde gelişmiş. Dudakları dikenli bitkilerden, selem, akasya gillerden bir selem ağacı vardır. Çölde Mekke Medine arasında eğer karayoluyla gitmişseniz, şöyle başınızı döndürdüğünüzde gördüğünüz dikenli, üstten yapraklı, çünkü altı keçiler yemiştir, develer yemiştir, bitkiler selem ağacıdır. Onu, o ağacın dikenleri sağlam 8 santim, 10 santim vardır ve Arap öteden beri o dikenleri kürdan olarak kullanır. Ama o dikeni açtığında altından kırmızımsı bir sıvı akar. O sıvı Arap Yarımadası'nda müthiş bir ticari meta idi. Birçok özelliği var o sıvının. Boyama özelliğinden şifa özelliğine varana kadar. İşte onun yapraklarını yemek için dudakları en uygun hayvandır. Kirpiklerini gördünüz mü devenin? Çölde fırtına estiğinde çöl kumuna hiçbir şey dayanamaz. Hiçbir şey. Biliyorsunuz Ad kavminin helaki bir fırtına, bir çöl fırtınasıyla olmuştu. Ad kavmi, ki orada aslında coğrafyayı efendim izah etmez sadedinde bilmiyorum gelebilir miyiz? Evet, şu bölgede yaşıyordu. Hadramaut, bakınız şu bölge, Ad kavmi. Efendim, İrem bağları buradaydı. Yeryüzünün en ünlü bağları. Cennet gibi bir
arazi. Fakat Rubul Hali çölünden gelen kumlar burayı cehenneme çevirdi. Ve burada helak oldular. Burası Yemen, Sebe Melikesi'nin ülkesi. Biliyorsunuz değil mi Kur'an'da? Kur'an'da Sebe suresinin geçtiği, surenin atıf yaptığı bölge aslında. Burası Necran, Ashab-ı Uhdud'un ateş hendeklerinde yakıldığı yer. Yani aslında bu coğrafyayı iyi bilmek lazım. Zira Kur'an coğrafyası büyük oranda buradan oluşuyor. Burası Filistin gördüğünüz gibi. Ve burası Sina Yarımadası. Hazreti Musa'nın vahyi aldığı yer. Burası Hazreti İsa'nın vahyi aldığı yer. Allah Resulü buraya kadar geldi. Mu'te buradaydı, tam şurada. Ürdün'ün sınırına çok yakın bir bölgede, şurada. Dolayısıyla bu bölgeyi bilmeden Siyer'i bilemezsiniz. Onun için bir çöl rüzgarıyla gitmiş.